Trabzonspor'da mevcut as başkan Ertuğrul Doğan başkanlığa adaylığını resmi olarak açıklamış ve kongre sürecine kadar da kongreye kadar da Trabzonspor'u götürecek birinci yetkili isim olarak öne çıktı. Çalışmaları devam ediyor. Yönetim listesi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Birçok ismim bu noktada gündeme geldi. Diğer bir aday çıkacak mı çıkmayacak mı belirsizliği halen o muammasını koruyor. Görevinden istifa eden, daha doğrusu yapılan son toplantıda alınan karar neticesinde biliyorsunuz bir oylama yapılmıştı. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmıştık. Yönetim içerisindeki büyük çoğunluk Trabzonspor'un kongreye gitmesi yönünde ıslak imzayla beraber böylesi bir toplantı ve olağanüstü kongre kararı çıkmıştı. Gelinen süreçte de ikinci bir aday çıkacak mı çıkmayacak mı, ardından da Ahmet Ağoğlu'nun istifası gelmişti ve bu noktada aldığımız duyumlar neticesinde de Ahmet Ağoğlu'nun özellikle eski başkanlarla beraber bir dizi görüşmeler yaptığı, fikir alışverişinde bulunduğu ve bu noktada eski yöneticilerle beraber de fikir alışverişinde bulunduğu bilgisini sizlere aktaralım. Ama ortada nihai bir karar yok. Ekonomik tablo anlamında da Trabzonspor'un önünde bulunan bu borç çıkmazını kolaylaştırabilecek, hafifletebilecek, doğru planlamayla doğru sermayenin peşinde aslında isimler. Bu noktada resmi anlamda tek adaylığını açıklayan Sayın Ertuğrul Doğan, başkanlık için Ahmet Ağoğlu çıkacak mı çıkmayacak mı, bugün itibariyle de Trabzonspor'un eski kulüp başkanlarından Nuri Albayrak'la bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyorduk. Böylesi bir durum hasıl oldu. Eski yöneticilerden Nevzat Aydın'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Sadece Nevzat Aydın Ahmet Ağoğlu'yla görüşmedi. Bu süreç içerisinde başkanlığı adaylığını açıklamış Ertuğrul Doğan'la da zaman zaman görüştü. Henüz nihai bir karar yok ortada. Tabii bu fikir alışverişleri son ana kadar devam edecek. Çok önemli, çok kritik bir süreç. Bu grubun içerisinde yer almak, ekonomik açısından da ortaya katkı koymak adına da herkes temkinli bir yaklaşımın içerisinde olduğunu, böyle bir yaklaşım modeline gittiğini de söylemekte yarar var. Salı gününe işaret edildi Ahmet Ağoğlu ile alakadar, yani yarına işaret edildi. Yapacağı görüşmeler neticesinde de kararını vermesi bekleniyor. Olumlu veya olumsuz anlamda. Çıkmayabilir, çıkabilir. Farklı bir isim bu dönemde gündeme gelir mi? Hepsi muallak, hepsi bekleyişte olan süreçler. Ama tek gerçek, tek realite var ki Ertuğrul Doğan isminin resmi başkan adaylığında tek isim olarak şu andaki konuştuğumuz konu o. Yine bu sürecin içerisinde kendisine yapılan son yapılan toplantıda destek verenlerle beraber istişare toplantılarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyor. Ekonomik anlamda bu dar boğazı nasıl açabilme, aşılabilme noktasında da bir takım girişimleri var. Bu süreçleri anmayan takip ediyoruz. Birçok isim yazılıp çiziliyor bu noktada, ama realitede ortaya koyulmuş somut belli isimlerin olduğunu söyleyelim. Bunları da zaten gün içerisinde sizlerle birlikte haberimizde paylaşmıştık. Tabii burada dengeleri değiştirebilecek, güç anlamda, ekonomik anlamda da Trabzonspor'a katkıda bulunabilecek yöneticileri listeye dahil edebilmek çok çok önemli ve bunun aslında cevabı aranıyor. Yarın çok kritik bir gün olacak Trabzonspor için de. Başkan adaylığını açıklamış Ertuğrul Doğan'ın da yarın veya öbür gün Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Onun da Trabzon'da bir takım temaslar, bir takım görüşmeler gerçekleştireceği bilgisini aldık. Ve tabii bu görüşmeler neticesinde de artık nihai liste son şeklini almış olacak diyelim. Gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte an be an buluşacağız. Bu gelişmeleri aktaracağız. Ben Tuncay Lakot, yine Trabzonspor'un nabzını Haber 61'de sizlerle birlikte tuttuk.